Selamlar. Clothing Store Simülatör'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Yine kaldığımız yerden maceramıza devam ediyoruz. 89. seviyenin sonundayız. Bugün amacımız 90'a ulaşıp biraz da para kazanıp yeni bir yer açmak olacak. İlk hedef olarak. Sanki son bölümde biraz şey ayarlamıştık. Stok falan ha? Az biraz var bir şeyler. Çok yüklenmiyorum şu an oraya. Clothing Fest hiç ilerlemedi ve fark ettiğiniz üzere bir günlük bir kaymamız var. Onu da maalesef hafta sonu meşguldüm, kayıt alamadım. Oradaki sürelerde gelecek kikimeler, sizin pesin ıvır zıvırlarını bugün itibariyle açacağız. 6. günde izliyoruz. Sanıyorum şu üçü bugün bize gelecek. 5000 dolar falan ilaç gibi gelir ha, 5000 dolar fena para değil. En son şu şeylerden almıştık. Ayakkabılığı biraz arka tarafa atarız dedik ama döndükten sonra bir bakacağız yine oraya. Onun haricinde şu clothing pass'imize de bir bakalım. İçeride bizi neler bekliyormuş. 1. 9, 10, 11, 12. şelfler var. Aslında şu mix shelf oraya üçüncüyü koymak güzel olabilir. Birçok ihtiyacım olan bir şey değil gibi. Onun harici şunlara belki biraz para ayırabiliriz. 11 kikimanimiz var. Yani kikimaniyle ödeme yaptıktan sonra neden olmasın? Hoş geldin ablam. Ejderli abla ilk alışverişini günün yaptı sağ olsun. Bir şeyi düşündüm. Duvarların oraya gidince bizim şu geniş duvar hangisiydi? Şuydu değil mi? Küçük duvarı iptal edip zaten alanımız da var. Biraz büyük bir duvar koysam oraya. Acaba nasıl olur? Biraz fazla büyük olacak gibi. Ya da dursun bir bakayım, şunları yollayalım. Aynı boyutta bir tane duvar koyalım. Ama büyük olmasının avantajı benim için. Gerçi yine şunların ikisini yan yana şuraya koyabileceğimi düşünüyorum. İki tane böyle, iki tane oraya veya birer yanlara koyarız. Oraya da yine böyle yaparız. Bak güzel olur. Tamam. İlk dekorasyon fikri geldi. Hemen onu uygulamaya geçeceğiz. İlk başta yaparken biraz farklılık olsun, onu bunu görelim derken dekorasyondan çok biraz daha şeye önem veriyorum. Çeşitliliğe önem veriyorum. Daha sonrasında bazı şeyler rahatsız ediyor, kullanışlı olmuyor. Tam o noktada dekorasyon hayat kurtarıcı oluyor. Ya bunlar burada şimdilik durmaya devam edecek şeyler. Bize bu lazım. Şurada bir dursun. Kullanırız onu. 535 dolar. Bunların paralarını alalım. Onlar sıraya girmeden girerken bizde bir reklamlara baktım. Hani süresi bitti mi, etti mi? 90. seviyeye geldik ve sanıyorum 90. seviye biraz hızlı mı geçecek ne? Biz parayı 92, 91, 92 anca biriktireceğiz gibi görünüyor. Özel tasarım için kaç para? 25K para lazım. Onu ertelemiştik en son biliyorsunuz. Yeni pantolon geldiği zaman kullanacağız onu. O yüzden şimdilik çok şey yapmıyorum. Hoş geldin ablacığım. Ve birileri geliyor, birileri gidiyor. 683. Biz yine para kazanmaya devam ediyoruz. Sanıyorum bir 60 aya yaklaşırız. İçerisi hala çok kalabalık yani. Şöyle baktığın zaman bir kargaşa görünüyor. İşimize gelir. Bir de yüklü alışveriş yaparlarsa 80 dolarla falan gitmeleri biraz rahatsız edici. Gel abim sen de gel. Tam gidiyordum ben. Dur dedi, şurada bekleyeyim dedi. Rahatsızlık vereyim burada bekleyip dedi. Amacına ulaştı. 60'a ulaşamayacağız ama biz. Keşke biz de amacımıza ulaşsak ama. 855.
O alışverişe biraz daha fazlasını beklemiştim. Gerçi hala alışveriş yapan birkaç kişi var. Herhalde 7-8 kişi. Şuradaki biri bug'a mı girmiş? Yok. Bunu yolladık. Bunu da yollayalım. Tamam, şimdi 55K'ya gelsek yaklaşık 20K kazanmış olacağız. Yeterli de olabilir aslında. 35'te mi ne başlamıştık değil mi bölüme? Günlük 20K'dan 55. Hadi giderleri düş. 4 günde 10K düşmüş olsa. O 1025'lik alışveriş yaptı bu arada. Helal ablamız be. 1035 de buradan geldi. Bravo lan size. Not choose alışveriş yaptılar. Yani bunlar harcadı. Neyse 45'in üzerine 20-20 koya koya gitsek. 65, 85, 105, 125 bize 4 gün mü gerekiyor o zaman? Vallahi 4 gün gerekiyor. 10K'sında düştük. Daha net oldu bizim için. Var mı başka alışveriş yapan bir birey? Galiba yok. Ha varmış. Merhaba ablam. Bunun yeri buradaydı. Ha lüks line bu. Bunun birkaç tane yeri vardı. Kapka ağırlıklı aldığı için 634'te kaldı. Şimdi şunu bir alalım. Şunu niye koyamadık ya buraya? Şunun üzerine bir çıkayım bakayım. Böyle yapacağız. Onu oraya alalım, bunu buraya koyalım. Böyle oluru var gibi. Şunu belki bir yerde değerlendiririz diye düşündüm ama. Şöyle bir şey yapsam nasıl olur? İstediğim gibi hareket ettiremiyorum ha. Neyse. Tam da istediğim gibi olmadı zaten. Kendime köşe. Böyle bilgisayar köşesi hazırladım. Aslında hoş oldu ha. Yakıştı. Bunları böyle köşe yapmak için falan da kullanabiliriz o zaman ya. Böyle eğlenceli olabilir kullanımı. Şunu alalım. Hiç özel boya işlerine girişmeyelim. Wall paint'ten bu. Bir de şu. Tamam. Şimdi aynen öyle. Burası kendisine yeni bir yer üretiyor. Bu sefer ne koyacağız? Mevzusu var. Aslında şunları koyabilirim. Şimdi bunlara yeni şapka getirmeye başlamış bile olabilirler ama. Şunu bir kaldıralım. Bundan bir tane daha var aslında bizde. Peki bir şey diyeceğim. Bunları biz böyle koysak nasıl olur? Pek olmadı sanki. Hani şöyle yapabiliriz. Ama onun için biraz şunu da ortalamak
daha mantıklı olacak. Yine buraya şunlardan bir tane çekilir gibi. Şöyle koysak, yanına bunu koysak. Biraz kötü oldu sanki ya. Böyle daha mantıklı gibi. Yani. Veya şuraya şunu alalım. Şunu şuradan kaldıralım. Ve o muhteşem yer buraya koyalım. Böyle. Güzel. Şununla şunun da yerini değiştirelim. Burası böyle erkek şapkası ve tişört, işte pantolon, şort falan. Burada kadınlara tight, ceket, şapka, böyle bir alan açmış olduk. Bunu da bu tarafa attık. Fena olmaz orada dursun şimdilik. Yeni bir manken falan koyarsak orada kullanabiliriz. Şunu biraz daha şöyle, şunu biraz daha böyle alsak bile olur. Daha buraya ekstra şeyler koyabiliriz. Tabii onu şimdi değil. Bir dursun bakalım. Belki birazdan kullanırsak. Günümüzü bitirelim. 73 müşteri gelmiş. 57'si memnun ayrılmış. Ve 55K, 54.5K'dayız. Reklamlarımız bugün bitiyormuş. Onları ayarlayalım. 750 dolar onlara verdik. Şimdi 1-2 raf ayarlasak güzel olacak gibi. Bir de stok durumlarını bir kontrol edelim. Şundan eklemek lazım. Onu görmesi zor olmaz diyerekten hızlı hızlı kaydırıyorum. Aynen. 5 tane söyle ya. Başka ne yoktu? Erkek pijama mı o? Kadın pijama galiba. Pijama. Direkt burada seçeneği yoktu değil mi? Dış giyim olarak ayarladık. Boydan pijamalara bir bakalım istedim ama neredesiniz güzellikler? Buralarda bir yerde mi? Aa, iç giyim diye mi geçiyor? Yes. Söylemişken bir 5'te ondan söyleyeyim. 2.5K'da onları ayırdık. Ablam 65 dolar bize yardımda bulundu. Evet, buraya 60 dolar, 440, 500 dolarlık bir ödememiz de oraya var. Az değil. Elemanlara bırakmayacaksın her şeyi. ...75, 50... bunlar çok para değil. Şurası hoş oldu ya. Ben burayı biraz fazla beğendim. Sanki bir şeye bastım gibi oldu değil mi? Bir ekran kaydı ama neyse. Geleni mutlu mutlu ayırdık buradan. Bak bak ne kadar güzel şeyler. Üf. Bayılıyorum bu ürünlere ya. Aynen öyle. Hangisi bizim için en mantıklısı? Şu biraz kötü mü gözüküyor? Sanki bunlar daha tatlı şeyler ama. Orada da çok ayrı renk kullanımı olduğundan kaynaklı gözümüze kötü görünüyor olabilir. Erkek tarafını... Yani erkek tarafı daha hoş gibi görünüyor.
Gel ablacığım. Hemen ikinci sıra benim dedi. Geldi geçti. Bizim kabin sayısında da artışa gitmemiz gerekebilir aslında ya. Neyse. Aa biz bayağı 70 müşteri karşıladık ya. Hiç sesimize bakmadık ha. O kadar müşteri karşılıyoruz. Pes demiyoruz ha. Kötü şakalar devam ediyor. Gel kardeşim hoş geldin. Size isim de veremiyorum ya. Ben bunları niye kimseye hiç benzetemedim? Floating Pass. Aynen öyle. Şimdi buradayız. Bir sonraki bölümde şunla belki şunu bile alabiliriz bir sonraki bölümde. Bilmiyorum artık. Bu arada 120K yapamazsam 25K'ya şeyi çekerim. Gerçi onu çeksem ne olacak ki? Özel tasarımı çekerim diyecektim de. Kilidini açsam ne olacak? Belki bunu açarım. Ama şunu istiyorum ya. Mağazanın o kısmı eğer tam düz olacaksa çok güzel olacak. Tam düz olmayacaksa da çok rahatsız edici olacak. Daha öncesinde süpermarketi izlediyseniz bilirsiniz ki ben o şeyleri çok sevmiyorum. Yani mümkün olduğunca bir düzen içerisinde bırakmak istiyorum. Böyle şeyli durması hoşuma gitmiyor çok. Çıkıntılık. Onu oradan alacağız. Ben rahat edeceğim. Baktım yan taraf da çok gözüme batıyor. O iki sırayı da halletmek isterim ama o iki sırayı halletmek bayağı zulüm gibi olur. Yani PES'ten bağımsız düzenli bölüm çekerim. Belki öyle bir şey yapabiliriz. Ben yeni PES'le beraber bu arada oyunda değişiklik de bekliyorum. Çünkü yeni PES'te vereceği boyanabilir itemi üretmek için bir şeyden vazgeçmemiz gerekecek. O yüzden bence özel tasarım sayısını 23'ten 30'a çıkarabilirler. 1-2 marka ekleyebilirler. 3. sezonu o zaman oynamaya değer olur. O zamana kadar şimdilik büyütmeye çalışalım. Kulaklık niye böyle bir cızırtı yaptı benim kulağıma ya? Kendi sesimden kaynaklı cızır diyorum bir tane. Ben konuştuğum için cızır diyorum. O ne? Bütün ayakkabıları aldın mı abi? En ucuzundan topladım Berkay abi diye geldi valla. 618 508 868 81K'ya geldik. Günü bitireceğiz. Az kaldı belli ki. 800'ler falan da geliyor. Hatta içeride 1 2 çok da bir müşterimiz kalmamış evet. Şu şuranın. Galiba son iki müşteriyi de şimdi yolcu edeceğiz. 785'te 83.5'a getirdi bizi. Lan sıkılıyordu hani. Hiç shift'ten bırakmamam koşuluyla çıkılıyor. Neyse içeride kimse yok. Günümüzü bitirelim. 70 müşteri gelmiş. 62'si memnun ayrılmış. Gayet güzel. 81.048 dolar paramız var. Hemen açtım. Hiç bekleme yapmadım. Ödemeleri bekletiyorum sadece. Şöyle stok durumumuza bir bakalım. Pantolonda biraz sıkıntı gözüküyor. Böyle bir hepsi diyelim bir baştan başlayalım ya. Bunları almak da sıkıntı şu an.
almasak mı? 40K lazım. Alırsak, almaya başlarsak 20K harcarız. 60K lazım olur. Zıplayamadım. Ama şu güzellikle burun buruna geldiğim için de vazgeçesim gelmedi. Şunları arkaya atabiliriz ya. Şuna çok bir ihtiyaç kalmadı. Papkalık. Şöyle birleştirelim bari. Orada aynası var. Şu an mağaza içime de siniyor bu arada ha. 6 tane manken karşılıyor girer girmez. Her türden mankenimiz var. Herhalde tek parça gelmeyecekler. Bayağı gezdiklerini düşünüyordum. Biraz alışveriş yaptılar herhalde dedim. Yok abi dedi. Bak o arka taraftan kalabalık geldiler. Herkes deneyip geldi. Belki buradan bir şeyler çıkarız. Bu arada mağazamızda yavaş yavaş stok azalması olacaktır. Kıyafetlerde. Çünkü çok hızlı başlatıyoruz bir sonraki günü. Bu da bize bayağı dezavantaj sağlıyordu önceki bölümlerde hatırlarsınız. Bitiyordu yani kıyafet. Bizimkiler daha yerine yenisini koyamadan. Mesela şu erkekler için sarı pantolon şurada bir yerde olacak. Aynen öyle. Hemen şunları yollayalım. Hiç abi şu yok bu yok demesinler. Memnun edelim insanları. Bir tane şap kalmış. Bana burada laf etmesin. Cotton Fly mıydı? Etekte. Bundan da biraz alalım. Eğer şapkayı çok alıyorlarsa sıkıntı yaşıyorum ya. İyi para ödemiyorlar. Çok şey de olsalar. Pembe tişört. Tamam. Bu bölüm böyle biraz hem oraya koşacağız hem buraya koşacağız. Başka şansımız yok çünkü yetişmek zorundayız. Eksi puan yemeyelim. Bir de sattığımız üründen para alıyoruz. Yani depoda ürün tutunca para kazanılmıyor. 91. seviyeye geldik ve 90.999'du paramız. Gel ablacığım sen de hemen. Buyurun, buyurun, buyurun abicim sen şuraya geçeceksin, bekleyeceksin. Oradan gelmeyi düşünen birini. 92,5K'ya geçtik. 93'e bile geldik hatta. Güzel para kazanıyoruz şu aşamada. 95 diyelim. 25K eksiğimiz kalıyor. Onu da biriktireceğiz artık ya. Bir sonraki gün bitmiş olacak diye düşünüyorum. Üçüncü gün faturası 33 gelmiş. Hayırdır kardeşim, Pikachu mu şarj ettik içeride biz? Niye daha pahalı geldi bizim faturamız? Hemen kapatmıştık dükkanı. 96.666 dolardayız. 100K'yı göreceğiz gibi görünüyor birazdan.
İyi, içerideki müziğimiz de gayet güzel gidiyor şu an. Siz de geliyorum şu an, çok bilmiyorum ama. Açayım biraz sesini. Ben bile çok az duyuyorum ama. En zengin oyuncularda 491.'yiz ha. Oyunda ilk 500'e girdik. Yoksa ilk 500'de miydik hep ya? Oynamadığımız sürede biraz zaman kaybetmiş olabiliriz de. Bu ne, inmiyor bu? Ha, şöyle inecek, tamam. İlk 50'de olabilmemiz için 10.662.640 dolar kazanmış olmamız gerekiyor. 8 milyon daha kazanmak burayı fulletir bize bu arada. Tam 100 binde bitiriyor muyuz? Yok. İçeride gezen var. Şu mesafe biraz uzunmuş. Ha, şurada 3 parça. Şu var. O içerideki abla biraz beklesin. Bunun şeyleri biz buraya mı koymuştuk? Yes. Bunu da buraya atmıştık. Ama orası biz doluyuz abi diyor. Ve biten ürünümüz de var bu arada. Yok değil. ...958'de 101K'ya kadar çıkardı bizi. Günü sonlandıralım. 3 bulunamayan ürün olmuş. Evet, maalesef. 98.500'deyiz. Günü başlatmayacağım hemen. Şuraya erkeğin pembe kazayla alevli şortunu hemen bulup getirelim. Alevli şort burada. Pembe kazakta bir orasında. Hadi şunu şöyle alalım. Nasıl sonra geleceğiz buraya? Aynen. O alta biz ayakkabı koymuştuk diye hatırlasam da, ya hemen bitiriyorlar. Bir dakika, pembe kazaktı bu, kırmızı kazak. Erkin pembe kazanı başka yere koymuştu oyun. Benim elemanlar kendi dizmişti sanki onu. Yes. Orası tamam. Çocuklar bakın, buraları dolu dolu tutalım. Şu Trendwave pantolonlardan biraz alalım. O Luxury, şu Trendwave'e. Evet, stok durumları biraz zayıf. Artık hiç yok bile diyebiliyoruz. Wow. Bayağı azalmışlar ya. Gerçi daha yarım saat oldu. 4 günü çabuk bitirdik. Bence 2-3 gün daha oynarız bu bölüm. O yüzden biraz alışveriş yapacağım. Bir 20K kadar. 40'ın altındakileri biraz tazeleyelim. En azından belli bir seviyeye çıkaralım ki daha sonra diğerleriyle uğraşabilelim. 50'lere 60'lara doğru atıyorum şimdilik. Şundan 80 tane var. Ne güzel, az önce aldık. Uzunca bir süre götürecek o bizi. Bu bir mi oldu? Yaz, iki daha yaz oraya. Ayakkabıyı 3 yazarım. 8'li oluyor çünkü. Ayakkabıyı 2 yazdım. Şunu 3 yazacağım çünkü bu daha az. Onu da istediğim seviyeye atmış oldum. Bu 20'lere 3'er tane koyuyorum çünkü. 50'lere atıyorum. Yani 44-52'ye çıkarır bak.
Ha, burası 37. 3 tane ekle. Biraz fazla para harcıyoruz ama. Şimdi şuraya nasıl harcamayacaksın? İyi, bitti. Burayı da bitirdik. Bir de özel tasarım kısmına bir bakalım. Ondan iki ekledik mi? Eklemişiz. Şundan bir ekle. Bir de şimdi söyle. Üç ondan. İki de şundan söyle. Kaldı 75K. Şimdi yine günümüzü başlatalım. Bir yandan bol bol para kazanacağız. Burası biraz halledecek. Hallolacak şey. Hallolmayacak şey olsa halledemezdik. Evet, şu iki şapka. Şuranın. Nerede bu? Ha, şurası. O şapkaları 2-2 oradan şey yapacağım ben. Dağıtacağım ekstra olarak. Her girdiğimizde 2 tane oraya. Yes. 10 tane de bir başka yere koyacağız. Kasamız hala boş. Bu kim bilir nerededir? Şurada varmış. Nice. Bak 5 kere de onu da bitirdik. Kasaya hoş geldiniz. Anubisli beyefendi, görüşürüz. Neredeydi? Ha, şu yukarıdaydı bu. Bundan biraz sipariş verdik sanki ya. Şöyle bir şey deneyeyim. Var mı ki başka pembiş? Yok herhalde. Ablacığım hoş geldiniz. 315 dolarmış sizin borcunuz. Onu da aldık, yolladık. Çok kötü ya. Bu arada en sevmediğim eşya da bu. Bunun yeri burası. Bunun yeri kim bilir neresi. Bunun yeri en başlarda bir yerdeydi ya. Uf. Teşekkür ediyorum drop için. Hoş geldiniz. Bol para getirdiniz. Şunları alalım. Vardır kasada birileri. Onlar da gelsin yavaş yavaş. Herkese bakacağız. Bu karşıda bir yerde olacak. Şurada. Tekrardan döndük kasaya. Oh. Hemen doluştular kasamızla. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Var mı 1000 doları olan? 1000 dolar olan öne gelsin. Ona yanına öpücük de verelim. Para lazım çünkü. Tamam, sen geç bekle. Şu sarı buranın. Evet, yeşilli ablam hoş geldiniz. 623, bir yeşilli ama bu sefer daha karanlık. Aydınlık bir yeşil geldi. Sen renginden gönderme değil, bunların düşünceleri böyle.
dışına yansımış sadece, öyle söyleyeyim. 810. Güzel. Tekrardan bir 90'ı birazdan geçeceğiz gibi görünüyor. Bugün dışarıdaki reklamlarımızdan biri bitmiş olabilir. Biz 4 gün oynadık. Ya bugün bitti ya da yarın bitecek. Evet. 90K'yı gördük. Tekrardan. Aynen. Şurada bizim şeyler vardı. Heh. Onları da bitirmiş olalım. Nereysin sen? Nereye gidiyorsun? Heh. Geldim hemen. Varmış o birer ikişer K harcamamız. 1100'ü mü geçen olmuştu şu ana kadar ya da o civardayız yani. Belli bir limiti hiç geçmiyorlar. Zenginleşmemizi istemiyorlar. Bize tuzak kuruyorlar. Hızlı büyüyelim istemiyorlar. Çekiniyorlar bizden. Neyi aldın? Onları. Hadi ben de aldım bunları ya. Var mı böyle yarısı alınmış, yarısı alınmamış bir şey? Bu varmış. Bu da şu yanına hemen. Tamam. Siz de hoş geldiniz. Hey, bu kel abi yeni mi? Bu yoktu. Taşları kestirip gelmiş abimiz. Onlar gelirken şurada son ihtiyaçlarımızı, son kutularımızı dolduralım. 641, 882, 95K'ya geri geldik. Sanıyorum 97'leri göreceğiz rahatlıkla. 97.5'a yaklaştık, evet. Ama başka da kimse yoktur içeride bu saatten sonra. Oo, hey, bir kişi daha var. Biz buradayız abi, seni yalnız bırakmadık diyorlar. Hadi git dene üstünü başına. Bunu buraya koyalım. Bunu buraya koyalım. Bunu buraya atalım. Denedin mi üstünü başına? Aferin lan, hiçbir şey bırakmamışsın ha. Dışarıda durum ne? Şunları alayım. ...718'de 98K'ya çıktık tekrardan. Evet. Günümüzü bitirdik. 68 müşteri gelmiş. 47'si memnun. 95.700 daha paramız var. Şöyle bir içeride eksiği çok olan, neredeyse boş olan bir yer var mı? Bir gözden geçirelim şöyle tek tek rafların önünden geçerek. 15'e düştükten sonra biraz sıkıntı yaşatıyor ister istemez. Ama bizim çocuklar da yine güzel iş yapıyor. Genelde çok yoğun değilse günler, hani şeyler falan, üst üste hiç zamansız böyle 4-5 gün geçirince biraz sıkıntı yaşıyorlar, ama onun haricinde onlar da okey gibi. Şu 5 taneyi aldım. Şuraya bir bırakalım. Orası da dolu dursun. Buranın altında bir sıkıntımız var. Buraya bir şey koymamış mıyız ya? Sanki erkek ayakkabılarını koymuştuk oraya ama olmadı. Bir daha koyalım. Burada hangisi vardı? Mavi vardı. Düz mavi. Bot ve şeyi de oraya koyduk değil mi? Ha okey. O zaman biz buraya bir şey koymadık. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. En güzeli öyle olacak.
açalım. Bunu yerine bırakalım. Bir tane şundan, bir tane bundan. Aslında şöyle de yapılır. Oğlum dur 2 dakika ya. Şunları bir çek. Oraya da şundan. Bunlar oraya, tamam. Böyle. Flip flopları oraya koydum. İşte flip flop buraya koydum. Buraya normal ev terliği koydum. Biraz tamam işte. Böyle dursun şimdilik. Ayaklarda da çok çirkin görünüyor. Hele ki şu. Arkadan çirkin gözüküyor galiba biraz. Şunlar özellikle, ama önden neyse. Biraz idare ediyor ya. Tamam neyse. Milletin ayaklarına bakmayalım. Manken ayağı görmeyelim. Orada yapılacak bir şey yok. Mağazamızı açtık. 120... Ha lazım. Bize şu aşamada 25K gerekiyor. Bugün artı bir gün daha oynamamızı isteyebilir öyle bir durumda. Ablam, bana şundan bir tane ver. Şeyimiz bol. Biraz ona güvenerek alıyorum şu an. Şundan da bir 3 alalım. Şöyle yollatalım. Bunu karşı duvara istiyorum. Bu değil, pardon. Pardon, bunu değil. Hanginiz? Bu da değil. Ablam şuna basmayalım. Aynen. Bakıyorum basacaklar mı diye. Aferin. Sen sanki bastın ama ben göremedim. O yüzden bir şey diyemiyorum. Bunun tersi düzü nereye ya şu an? Galiba böyle bir şey. Şimdi bunu buraya koyacağım. Buradaki ürünleri nereye koyacağım? İşte öyle bir durumda. Şimdi şurada dursun. O ayakkabılığı nereye koyabiliriz? Aslında şuradaki ürünleri, gerçi 2 parçasını koyacağız. Yok, şöyle bir üçlü yapacağız. Şurayı öyle yaparız. Şuradaki 2 parçayı şöyle kenarlara koyarız. Ki bunların bol bol da yeri var ha. Neyse dur bakacağız. Orayı çözeriz. Gel ablacığım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Abim senin kelini gördüm ben. Bu arada gerçekten de 92. seviyede falan şeyi görmüş olacağız sanıyorum. 120K'yı. Yavaştan bu oyunun finali yaklaşıyor. İçerisi kalabalık, güzel, hoş. Üçüncü sezon şeyiyle beraber çok güzel bir şey getirmezlerse oyun finalini yapacağız. Konusunu şimdiden açayım. Aklımdaki oyunlardan bazıları Bus Simulator. Cyberpunk. Her bitirdiğim oyunun sonunda diyorum ki ben Cyberpunk oynamak istiyorum. Sonra hiç oynamıyorum. Alıştınız bu cümleme biliyorum. Bir gün o Cyberpunk'a giriş yapacağız.
Bu arada burası sıkıntılı. Faturalarımızı bir ödeyelim değil mi? Valla güzel bir oyun bulamıyorum gibi. Bir oyun açlığı hissediyorum. Böyle açlık değil de oyun tokluğu diyebilirim. Aman onu da şimdi oynamasam olur noktasındayım birçok oyuna karşı. Müziğimi ver. Bir şey anlatıyorum burada. Arkada çalsın. Böyle aşırı saracak farklı tarzda bir oyun istiyorum. Hani eve gelip o oyunu oynamaya can atayım. Bir süredir öyle bir isteğim var ama oyunum yok. Yani biraz daha böyle şey noktasındayım. Hani artık Cafetalk'u mesela artık dün itibariyle yayına sokmuş oldum. Siz bu videoyu izlerken dün olacak. Hani normalde o benim biraz şeyimdi. Ama ben bu işten sıkılırsam, kendime böyle kafa tatili yapmak istersem diye kenarda tuttuğum bir seriydi. Bir de bitirmedim de. Hani bir yıl içerisinde bitiririm. Kenarda ara ara tutayım bölümleri noktasındaydım. Keyif alacağım zamanlarda oynuyordum. Daha önce bahsetmiştim galiba bu seride ondan ama neyse. Artık onu da koydum. Dün videomuz yok diye. Yani yavaş yavaş YouTube benim için şey haline geliyor ya. Ben tamamlıyorum sanki buradaki görevimi diyeyim. Biraz F'ye takıldım. 500 videoya ulaşmak istiyorum. Yani net bir 500'de hype'lanmamışsam bir ara vermeyi düşünüyorum. Bir kısa bir süre en azından. Bir yandan farklı şeyler yapmak istiyorum. Böyle podcast, radyo tarzı bir yerde bir şeyler anlatasım var. Oyunlarda biraz kafam dağılıyor. Anlatamıyorum, toplayamıyorum falan. Oyunlar daha çok oyun içi konuşmayla geçiyor. Ama böyle biraz daha sosyal hayattan bir şeyler konuşmayı özlüyorum. Belki o tarz içerik yapacak bir arkadaşım olursa öyle bir şey yapabilirim. Bir yayınlara dönmeyi düşünen arkadaşım falan da var. Belki onunla bir şeyler yapabilirim ya. Veya işte Change Together tarzı böyle yani biraz kanalın yalnızlığı sıktı diyebilirim. 500 bölüm çok bu arada. Yani o 500 bölüm için ben herhalde ne kadar 750 saat falan harcamışımdır ha. Çünkü eskiden bölümlerim daha uzundu. Onları düşünüyorum. Bunu ben nereye koyuyordum ya? Ha şuraya koyuyordum. Onu ben 5'li mi tutuyorum içeride? 5'li değildir ya herhalde. Ha bir de şurada var tamam. Eski bölümlerimiz uzundu gerçekten. Bu arada. 4'er saatler, 2'şer saatler ama neyse. Şimdi 1 saat olmadan hani yavaştan kapatalım noktasına geliyorum. Yine bitmiş bunlar. Thanks. Onu da yaptık. Reklamlarımızı verdik. Mağazamızı açtık. Bunları arkamda toparlayayım. Birazdan dükkanı büyüteceğiz çünkü. Hangisini kullanmak istersek onu kullanırız artık o saatten sonra. Geri kalanını arkaya taşırız. Mesela şu koca stand 1400 dolar ediyor. Araya mı sıkıştın? Al bundan 10 tane. 14.000'e sat geç. Paradır yani. 251 dolar oraya ödeme yaptık. Paramız var. Şu PES'e bir bakalım. Dediğim gibi bir sonraki bölümümüz bu artı bununla gelir. Ondan sonraki bölüm bununla bu gelir.
Sonraki bölümlerde de şu üçünü bir şekil alırız. Her şey olursa, biraz stok kasayım noktasına gelirsem, çok bir şey açmayı beklem. Veya o gün bir tane bir şey açarız. Belki hiçbir şey açmayız. PES'ten ziyade şeyden gideriz. Eski sistem. Para kazan, bir şey sat. Onunla da yeni bir şey yapmaya çalış. Bu arada şu araya güzel bir manken de alabilirmişiz. Ben burayı gece kaldırıp düzenleyecektim, kaldı. Yeni yerle beraber daha da güzel yaparız şimdi bir soruyu. Ekstra vakit kaybetmiş olmayalım. Verseydin ablam. Biliyoruz vermeyeceğini de, işte yedim o fake'i. İkinci sıraya geçtiler mi? Ben fake yiyorum. Ne geziyorsunuz bakayım siz burada? Hadi gelin kasaya. Para lazım bize. İkinci sıra gerçekten fake attırıyor yani. Sanki direkt isteğe geliyormuş gibi hissediyorum. Okey. Burada beklediğim için bu sefer yemedim. Bu geldi önce. Hadi gel bakalım. ...120K. Sonrasındaki kaç? 135K. Ve 92. seviyeye geldik aslında. Onu da açabilecek durumdayız da. Şartı herhalde önce bunu almamdır. Kilidi açmak için. Çünkü param olsa da... Param yetmeden de diğerini gösteriyor. Dur bakayım. Level olarak da... Ha, daha henüz level'ı... Ha, okey, gelmiş. 92'ydi, gelmiş. İçeride küçük bir sinek geziyor şu an ekranımda. Ne kadar rahatsız edici canlılar bu sinekler ya. Oğlum salsana benim ekranımı. Kahveme de düşme. Ağzıma da girme. Hala ekrandaymış, tamam. Bir an yüzüme gözüme mi geliyor dedim. Uf, yaptık. Şu an gidip orayı gezemiyorlar ama birazdan oranın da kapılarını Serran Design olarak açacağız. Orta Doğu Balkanların en büyük mağazası olma yolunda adım adım ilerliyoruz. En kaliteli ürünleri biz satıyoruz. En güzel mağaza içine de biz sahibiz bu arada. Giremedik ama şuraya. On. Kasa sırası da doldu. Güzel, en azından 20K falan, yine 15K falan cebimizde paramız olacak. 883 güzeldi. 90 hemen üzerine hiç yakışmadı. Bir şey mi alacaksın oradan? Hadi al. Tamam. Yine geçelim kasaya hızlıca. ...710... ...885... Güzel harcıyorlar en azından bu ara. 689... ...748... 20K'yı bile görebiliriz şu aşamada. Göreceğiz gibi.
19600. Zeminde desen. Nice. Şu ayakkabılık buraya, bu buraya. Başka... Aa, kasada hala biri var. 20K'ya çıkardı bize. O bir kalsın. Ha, bunun da zaten şeyi orada vardı. Hala biri geliyor, inanılmaz. Tersiyim şurası. Sen orada bir kal. Şurası daha geniş oldu ya. Ama yok, çok da fark etmiyor diyecektim. Çok az da olsa fark ediyor. Sanıyorum şu an daha iyi. Tamam, şimdi oraya bir tane manken koyacağız her halükarda. Buradaki ürünleri ne yapacağız? Öncelikle şu ayakkabı şeyini. Burada lüks slime var değil mi? Var. Şunu iptal edelim. Burayı nasıl yapsak? Galatasaray'ı astığım bir yer yok muydu benim? Yokmuş. Şuralarda. O değil. Şu. Böyle yaptık. Şapka. Bunu da kaldıracağız. Bu böyle olacak. Tamam. Onu attık. Oraya ekstra ne ayakkabısı koyabiliriz? Şu iki tarlayı, şunu falan çekebilirim oraya. Gerçi bak, bu da erkek. Bilemedim. Şimdilik ayakkabı kısmı veya şunlardan koyalım ya. Erkek flip flop koyduk oraya değil mi? Koyduk.
Bir de şöyle koy işte. Görüntüdür. Şunu içeri atalım. Oraya attık bunu da. Bunu atalım. Şunu da atalım. Şöyle nasıl oldu? Biraz daha iyi. Şu an istersem şu bölgeyi kullanabilirim. Aslında şu siyah duvarı getirip etrafına bile bir şeyler koyabiliriz de neyse. Ha yo. Şunu şurada tutalım. Olur. Şunu yerine koyalım. Son olarak ne yapacağız? Aklımda bir şey daha var gibiydi ya benim. Bir şey yapmayı düşünüyordum ama. 135k zor. Depo alanını açamıyoruz. Floating Pass şimdi gelmiyor. 486. sıradayız. Faturaları falan ödedik. Stokları artık ben kendim yapacağım. Bir saati geçtik. Bir süredir geçmiyorduk. Şuraya. Orası boş kaldı ha. Burası boş kalsın. Böyle iç taraf gibi görünsün burası. Birinde var birinde yok. Olmaz. Heh. Ne yapacağımı da hatırladım. Onu da yapıyorum. Toptancı mobilya. Bana abim oradan güzel bir manken lazım. Bir kadın manken düz duran. Bunu reis. Aynen buraya bırak. Diğerleri oraya gitsin. Ne giydirelim, ne giydirelim. Aslında direkt şunu giydirip... Onu ben başka birine giydirdim mi? Yo, tamam. Onu giysin. Altına bir tane sarının altına... Şortlardan... O hiç gitmez. Siyah pantolon olabilir. Şöyle tight. Tamam güzel. Onun da altına bir tane şundan. Giymiyor. Reddetti onu giymeyi. Kendi yaptığımız ayakkabıyı giydiremiyor muyuz gerçekten ya? Sanıyorum giymiyorlar. Siyah, sarı. Kötü olmuş. Harika. Nice. Sen niye ayaklarına hiçbir şey giymedin kardeşim? Sana yazlık bir şey yapacağız. Olduğu kadar. Tamam. Burayı da bu şekilde ayarlamış olduk. Bu arada bunu değiştirelim ya. Biraz daha böyle almak zorunda kaldım. Böyle yapalım.
Aa, benim şurada aynam var. Aynayı buraya alacağım. Sokağın ortasında ayna bırakmaya gelmez. Böyle mi daha güzel olacak acaba? Ya da bunlar burada güzel miydi? Oraya da... Belki oraya şöyle bir platform. Şu platformu koysak. Böyle bol bol manken. Şuralara da bir iki tane atarız illa ama şimdilik şunu alalım. Şimdilik bu önümüzde yerinde kalsın. Şöyle. Okey. Şuralara da bir şeyler artık bir sonraki bölümümüzde yaparız. Günümüzü sonlandırdık. Eksi bir exp almışız. İçerisi sonunda düzeldi. Düzgünce dizebildik. Bayağı da bir şeye sahibiz. Bakın bu bölümün sonu artık bu. Bir sonraki bölümümüzde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.